Efendim 15-16 milyon emekli gözü kulağı, emeklinin gözü kulağı mecliste bugün e, emekliliği e, 29 Ekim ikramiyesi özellikle emeklileri ilgilendiriyor. Bir 5 bin lira e, sözü var. İşte bayramlarda veriliyor biliyorsunuz Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı. Şimdi bir de Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in... 100. yılına atfen emekliler gerçekten çok zorlanıyor. 7500 liralık maaşla e, kiralarında 10 bin lira ortalama 10 bin lira olduğu bir dönemde yaşam mücadelesi veriyorlar. Ve onlar da gerçekten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel bir söz bekliyorlar. 5000 lira her ne kadar e, yetmese de tabii ama bir çorbada tuz olacak. E, şimdi yıllarca çalışıyoruz e, emeklilikte rahat edebilmek için belli bir yaştan sonra kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek, hayatımızı idame ettirebilmek için. Peki çalışanları emeklilikte neler bekliyorlar? Neler bekliyor? Birlikte bir bakalım. Çünkü gelmez demeyin. O gün gerçekten bir bakıyorsunuz kapıya dayanmış. Peki emeklilikte çalışanları neler bekliyor? Ülkemizde çalışan sayısını görelim. SSK üzerinden çalışanlar 16 milyon 182 bin Bağkur 2 milyon 979 bin 877, 3 milyon diyelim. Emekli sandığı da 3 milyon 657 bin 299. Toplamda da çalışan sayısı 2 milyon 819 binin üzerinde. Emeklilik hakkı elde edildiğinde yaklaşık 14 milyonu bugünkü en düşük emekli aylığı olan 7500 lira almak zorunda kalacak. Onun tabi yeni yılda yükselmesi durumu var. 10 bin liranın üzerine çıkması durumu var. Ama şu anda emeklilik hakkı elde edildiğinde en düşük emekli maaşı 7500 lira. 6 milyonu ise 7500 liranın üzerinde ancak yine de asgari ücretin yani 11400 liranın altında bir emekli aylığı alacak. Onu kapsayan kişi sayısı da 6 milyon. 3 milyona yakın çalışansa Asgari ücretin üzerinde emekli aylığı alacak. O da e, tabii yine az bir e, oran. Büyük çoğunluğun da 7500'ün de biraz üzerinde maaş aldığını görüyoruz. Peki SGK uzmanı Sayın Özgür Erdursun ne olmalı diyor? Prim gün sayısı, emeklilik yaşı, ödenen primlerin emekli aylıkları belirlenirken... ...emekli aylığı hesaplanmasında daha etkin hale getirmek gerekiyor... Sistemde kayıt içi çalışanların daha avantajlı olacağı özendirici bir sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir. Yani mutlaka adaletin sağlanması gerekiyor. Yani yıllarca çalışıyor, hizmet ediyor çalışanlar ve emekli olduklarında gerçekten birçok kişi farklı farklı emekler vermiş. Hepsi aynı torbaya giriyor. Bir bakıyorsunuz 7500 lira alıyor. Ee, onun biraz üzerinde alanlar arada kaynadı. Onlara hiç neredeyse zam olmadı. 150 lira zam alan varmış. Yani ben emeklilerle de konuşuyorum. Ee, gerçekten burada adaletin sağlanması için gözler bugün açılacak mecliste.